Kız. Abla benim ben. Kız aklımı aldın. Ağladı mı yoksa? Yok ben tuvalete kalktım. Sesini duyunca bakayım dedim kalkmış. Sen uyanma diye pışpışlayıverdim. Mamasını da yememiş. Acı acına mı uyudu bu çocuk? Vallahi bilmiyorum. Demek ki acıkmamış. Neyse abla sen biraz daha uyu ben çayı koyayım. Nefis kokuyor. Abla yıllar oldu yumurtalı ekmek yemedim. Aa, sen miydin? Ben de Sultan ablam zannettim. Önemli değil. Günaydın. Günaydın. Aynı annem gibi içine kimyon koymuşsun. Teyzem öğretti bana. Yumurta kokmazmış. Elinin ayarını tutturursan mis, tutturamazsan pis olur derdi. Bunlar mis olmuş. Hadi masaya otur, ben de çayını koyayım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sen yedin mi? Olur mu hiç? Önce sen karnını doyuracaksın, sonra ben yerim. Niye? Yani neden beraber yemiyoruz anlamadım ki. Sen erkeksin. Erkeğim. Yani? Yanisi sen yerken ben hizmet edeceğim. Çayını koyacağım, ekmeklerini kızartacağım. Senden sonra da ben yerim. Bizde adet böyledir. Olur mu öyle şey ya? Bu evde adetler böyle değildir. Hadi gel otur. Hem ben yalnız kahvaltı etmeyi hiç sevmem. E hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Demek babalar büyüklerin yanında çocuklarını kucağına almıyorlar ha? Gerçi babam yalnızken de bizi pek sevmezdi. Yanağımı okşadığını hiç hatırlamam. Belki ben uyurken severdi de ben bilmezdim. Çok değişik adetleriniz varmış. Yok. Bizim orada normaldir. Kızın hükmü pek yoktur. Evlenene kadar babaya abiye hizmet eder sonra da kocaya. Hem başka türlüsü olmaz ki. Olur. Olur. Olmaz mı? Da bu durum pek erkeklerin işine gelmiyor işte.
Sen yorulma, ben koyarım. Bak, benim de ellerim var. Kendi işimi kendim yapabilirim ben. Sultan ablayı neden evde tutuyorsun peki? Haklısın aslında. Sultan abla benim annem gibidir. Ben bir böyle anneme şımarırım. Bir de ara sıra Sultan ablaya naz yaparım. Sen bana hizmet etmek zorunda değilsin Sevda. Hani ben burada çalışacaktım. Vaz mı geçtin? Yok canım, vazgeçmedim. Yani demek istediğim, siz Sultan ablayla aranızda işbirliği yaparsınız. Hem bana kalsa bebeğe senin bakmanı isterim. Sana da teselli olur. Şey, ben Sultan ablaya söylemedim. Tabii. Yani bu senin özelin. Kendini hazır hissedersen ya da anlatmak istersen konuşursunuz. Günaydın beyim. Günaydın abla. Vay 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 vay, bu nasıl güzel sofra böyle kız. Nasılsın delikanlı? İyi misin? İyi mi değil mi bilemedim vallahi. Dün gece mama verdim, almadı. Sabah anan tekrar sanki tok gibi böyle ağız mühürlü almıyor. Abla ben yedim. Oğlanı bana ver, sen de karnını doyurursun. Vallahi mı? Al bakalım babası. Al bakalım. Kız sen ne güzel sofra kurmuşsun böyle ha? Afiyet olsun. Vallahi ne zamandır kurulmuşuna oturmadıydım. Sen paşa mısın? Değil misin? He? Anasının kuzusu. Annen yıldızların arkasından seni mi izliyormuş oğlum? Aha bak, yeni aklı başına gelmeye başladı bak bak. Yanlış yerde aranıyorsun o mamayı sen. Bunun biberonu nerede ki, ben onu bir çalkalasam. Ben mamasını yukarıda hazırlarım. Siz de rahat rahat kahvaltınızı edersiniz. Kız sana helal olsun var ya. Hiç işten güçten korkmuyor bu kız, öyle girişi veriyor. Nerede bu devirde böyle kız? Oğlanla da birbirlerine hiç yabancılık çekmediler. Abla nasıl olsa ev işi. İstersen bebeğe Sevda baksın ha. Yok Alemmer, o olmaz. Şimdi kız yabancı. Hani bir doğum muğum da yapmamış, tecrübesi yok. Olmaz, ben bakarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.